Sayın Belediye Başkanım, Meclis üyesi, aday arkadaşlarım, değerli büyüklerim, sevgili küçüklerim, kıymetli hanımefendiler. Bizler için bu havalarda, soğuk havalarda yollara düşmüş terzi anlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şarkım sana, beni anla sana. Evet değerli terzanlar, sizlere bu akşam önümüzdeki 5 senelik dönemde yapmayı düşündüğümüz projeleri görsel olarak anlatacağız. Ben şimdiden projelerimizin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet değerli terzanlar, bakın bizim bütün projelerimiz bireysel değil, ortak değerlerimiz üzerinedir. Bu dönem inşallah Allah'ın izniyle artık belediyemizi kişilerin hizmetinden çıkarıp hepimizin ortak sorunlarına yönelik çözümler üreten bir kurum haline getireceğiz. Evet değerli terzanlar, bizlere inanınız, güveniniz. Bizlere bir kere fırsat veriniz, terzi alanını komple değiştirelim. Anla sana, bu şarkım sana, beni anla sana. Yüreğinle gel. Evet, birinci projemiz daha önce de söylediğimiz gibi toplumsal barış. Daha önce biz arkadaşlar bundan 3-5 ay önce arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Dedik ki terzanın en büyük sorunu nedir? Bunu bir araştıralım. Ve karşımıza maddi değeri olmayan fakat çok ciddi bir manevi değeri olan insanlarımız arasındaki ayrışmacılık çıktı. Ve bunun üzerine ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Biz nasip olursa, görev bize nasip olursa herkese eşit mesafede duracağız. Seçildiğimiz zaman parti rozetini çıkaracağız. Siyaset odaklı değil, insan odaklı hizmet anlayışına gideceğiz. Aramızdaki kaynaşmaları arttırmak adına, mesela örneğin geçen hafta bir bayanlarımızla bir dini bir sohbet yaptık. Gene bu tür ara ara dini sohbetleri veya eğlence programları yapacağız. Terzalan, Çakmakçayır ve Süle arasındaki kopukluğu gidermek adına belki köy ailelerinden hayırları da beraber yapabiliriz. Ben şuna inanıyorum. Ben şu anda Yusuf abinin kahveye de gayet rahat girebiliyorum. Oradaki insanlarla diyalogum da iyi. Davut abinin kahvede de problem yok. Köy kahvesine de gidebiliyorum. Cemaatle de sıkıntım yok. Cengiz'in kahvede de sıkıntım yok. Ben herkese diyalogum iyi olan bir insanım. Niyazi Koçar da bana bir şey diyemez. Davut Yılmaz da bir şey diyemez. Ben bu toplumu birleştirici bir kişi olabilirim. Buna inanıyorum. Bunun için buradayım. Evet, ikinci projemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dedik. Evet arkadaşlar, gerçekten buradan İstanbul'a öğrencisini gönderen ve bilet parası olmayan çok insanımız var. Ve ben dedim ki 1.000 lira maaşından bırakıyorum dedim. Bana dediler bırakamazsın. Ya bırakıyorum bak, burada yüzlerce insan var, 1.000 lira parayı bırakıyorum. Ve bunu başka arkadaşlarımla da konuştum. Dediler ki sen göreve gelirsen, böyle bir oluşuma önderlik edersen biz senin yanındayız dediler. Maddi manevi sonuna kadar destekleyeceğiz dediler. Şöyle bir hayal edin yani, 1.000 lira ben bırakıyorum, 1.000 lira da buradaki iş yapan ticaretin önde giden insanlarından topluyoruz. Her ay 100 liradan 20 kişiye burs gönderiyoruz. İstanbul'a, Ankara'ya, her yere. Ve bu şekilde terzi alanlı olma bilincini herkese yerleştiriyoruz. İnsanlarımız iş için, aş için buradan kopup gidiyor. Ama Kars'a da gitse, Ankara'da gitse burayla bir şekilde bağlarını sürmesini sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet değerli terzanlar. Üçüncü projemiz su projesi. Şimdi ben geçen açıkladığımda fiyatlarını da verdim. 65.000 lira demiştim. Dediler bedava yapacağız. Hükümet yapacak falan.
Şimdi ben her şeyi kendi bütçeme en kötü ihtimalle neyle karşılaşacağımı bilmem gerektiği için fiyat verdim. Ben de biliyorum ki şu anda köylere su götürülecekse kaymakamlık tamamını karşılıyor. Biz oradaki su hattını değiştirirsek, deposunu beraber değiştirirsek hibe şeklinde para alabiliyoruz. Ben onları biliyorum. Ama en kötüsünü hesapladım burada. Şöyle bir şey yapacağız nasip olursa. Vatana millete hizmet etmiş büyüklerimize 68 yaşını geçmiş olan kişilerden su parası almayacağız. Engelli vatandaşlarımız var. Zor işler bunlar. Evde bir engelli vatandaşımız var. Birinin devamlı onunla ilgilenmesi gerekiyor. Bu vatandaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Engelli vatandaşımız olan ailelerden de su parası almıyoruz. Bakın Kanalbaşı var. Bizim eskiler bilir Kanalbaşı. Eskiden bahçelerimiz buradaydı. O Kanalbaşı'nın Mahmud'un elmalıklar diyorlar sanırım. O Kanalbaşı'nın az üzerinde 4 metrelik bir set yapsak Terzalan'ın bütün su sorununu çözdüğümüz gibi Terzalan'ın bahçelerine bile su verebiliyoruz. Biz bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Mevcut Karadere'nin deposu şu anda çok kötü durumda. Altıncılar da orada çalışma yaptığı için daha delik deşik oldu. En ufak bir yağmurda hemen suyumuz bozuluyor. Tabi bu çocuklarımıza da yansıyor. İhsel oluyorlar, rahatsızlanıyorlar. Yani biz içme suyunun bir analizini yaptıracağız. Arıtma koymamız gerekiyorsa arıtma koyacağız. Gerekirse çeşmelerimizi yenileyeceğiz. Yukarıdaki depoyu da yenileyeceğiz. Bir de Kenar Mahallesi'ni daha önce söyledim. Kenar Mahallesi'nde bazı evlere su çıkmıyor. Bizim tabi su sistemimiz komple köy zamanından yapma. Deponun çıkışı tek boru. Önce aşağıya dolduruyor sonra yukarıya gidiyor. Kenar Mahallesi'nin besleyen hattı değiştirdiğimiz zaman bu sorunu da çözeceğiz. Su projemizde beldemize hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Şu ekranda görüyorsunuz şu anda Koyaçanlı'nın su deposuna gelen bir hat var. 4 kilometrelik bir mesafesi var. 125'lik boru. 125'lik borunun metresi toptan alsanız 10 liraya parayı veriyorlar bakın. Hiç pazarlık yapmadan. 4 kilometre boru alsanız 40 bin lira para tutuyor. Kepçeyi bir ayda kazar 6 liraya kepçe kiralarsınız. Yani bunu da neden söylüyorum? 65 bin liraya yapamaz diyenleri söylüyorum. Yüreğinle gel bu meydana. Evet, Terzalan Belediyesi Şehit Binbaşı Ercan Kurt Göletbaşı Sosyal Tesisleri. Çok güzel bir göletimiz var. Fakat etrafına gidip doğru düzgün oturup piknik yapabileceğimiz ve bir çay içebileceğimiz bir yerimiz yok. Ama aslında orada bizim yerimiz de var, binamız da var. Eskiden meyhane olarak kullanıldı, şu anda da virane olarak duruyor. Biz oraya nasip olursa aile çay bahçesi yapacağız. Burada herkesin kendini pişir, kendini ye şeklinde imkanları olacak. Bir açık ova orada düğün salonunda olacak arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu tam oradaki yerleşime göre çizilmiş bir şeydir. Şu anda kavakların olduğu, orada bir kavaklık bir yer var. Kavakların olduğu yerde anfi düğün salonu olacak. Açık ova. Evet, size bir takım resimlerini gösteriyorum şu anda. Evet, 5. projemizde daha önce açıklamıştık. Terzalan Güvende Projesi. Bakın iki gün önce bir hırsızlık oldu. Yine Allah korudu, ucuz atıldı yani. Neredeyse teyzeyi de alıp götüreceklermiş. Yani aynen öyle yani. Gittik ziyaret ettik, çok zor durumdaydı. Allah sabır versin. Şimdi biz daha önce dedik buraya iki tane kamera koyacağız dönen. Süleye koyacağız. 14'ten saydık ama gerekirse 20 tane de koyuyoruz ama bundan sonra Terzalan güvende olacak. Yani hırsızlıktan sonra insanları yakalamak için değil. Buraya güvenlik kameraları koyacağız, uyarı tabelalarımızı koyacağız. İnsanlar buraya girerken şöyle bir düşünecekler. Burada bir emniyet tedbiri var, bir sistem var diye. Karakoca'daki gibi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yüreğinle gel bu meydana, meydan sen. Evet, Süle Mahallesi girişine istinat duvarı yapılması. Süle Mahallesi'nin devamlı olarak en çok istediği projelerden bir tanesi. Şu anda mevcut VC'lerin yanında orada zaten çok hoş olmayan bir görüntü var. Toprakta kayma yapmış. Orada yaklaşık olarak 30 metre civarında, 6 metre yüksekliğinde oraya bir istinat duvarı yapacağız. Evet, hayırlı uğurlu olsun bu da arkadaşlar. 7. projemiz de Süle Mahallesi girişindeki tuvaletlerin yenilenmesi. Şimdi buradan
Terzan'dan gelen geçen herkes, yani yabancı birisi herhangi bir ihtiyacında oradaki tuvaleti kullanıyor. Tabi bu belde içinde çok önemli. Orayı, o tuvaleti duvarı yaparken yıkacağız. Nasip olursa oraya bir bayan, bir de bay, yeni bir tuvalet gömme şekilde oraya yapacağız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun beldemize. Bu şarkım sana, beni anlasana. Evet, 8. projemizde Terzan Anadere'nin ıslah projesi. Evet, şu anda Anadere, daha önce Münir Başkan zamanında orası ıslah edildi, bir takım çalışmalar yapıldı ama epeyden beri temizliği yapılmadığı için derenin içi tamamen ağaçlarla kaplanmış durumda. Biz derenin içini komple temizliyoruz. Şu anda Terzalan'ın, Süleyman Mahallesi'nin bütün kanalizasyon pisliği çeşitli bölgelerden dereye akmakta. Yazın da ciddi şekilde rahatsızlık vermekte. Evet, bizler dereye akan bu kanalizasyon pisliklerini, yani bu atık suyu koruyucu boru içine alacağız. Sami abinin burada bizim Derman Mahallesi köprüden başlayacağız. Aşağıya Süleyman Mahallesi'nin köprüsünün, beldenin girişindeki köprünün 500 metre altına götüreceğiz. Evet, birinci etapımız bu olacak. İkinci etapta ise arıtma tesisi kurulacak. Evet, beldemize bu projemizde hayırlı ve uğurlu olsun. Başkasından bir bir de şöyle bir şey söyleyeyim, hatırlatmak istiyorum. Bizim çok büyük sorunlarımız yok yani. Şu sıcağında çok büyük bir sorun gözükebilir ya. Çok maliyetli bir iş olaraktan gözükebilir ama kepçe bir günde 300-500 metre yer kazıyor. Eskisi gibi düzü şiliği yok. Boruları birbirine ekleyip hemen koyup kapatmak çok kolay. Zaten bir baştan bir başa da, Terzan'dan bir baştan bir başa da 2,5 kilometre. 10 kilometrelik bir hattımız falan yok yani. Kolay işler yapabiliriz, emin olun. Yüreğinle gel bu meydana, meydan sen. Evet, Çan Teşkilatımız ve Çan Belediye Başkan adayımız geldi. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Orta gelin, yüreğinle gel bu meydana, meydan senin. Kalbimi verdim ben sana, orta gelin. Evet, Süle Mahallesi merkezinde. Evet, tekrar hoş geldiniz. Süle Mahallesi merkezinde Cemal Poyraz Aile Çay Bahçesi ve Açık Hava Düğün Salonu yapacağız. Evet, Süle Mahallesi merkezinde uygun bir yerde bir park yapacağız. Bu parkımızda bayanlarımızın oturmaya yerleri olacak. Ve bunun yanında da açık havada düğün yapılabilecek bir şekilde bir sistem kuracağız. Bu Cemal Poyraz da daha önce Süle Mahallesi'nde öğretmenlik yapmış değerli bir kişi. Evet, beldemize hayırlı ve uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Türkiye'm benim, bu şarkım sana, beni anlasa. Evet, 10. projemizde belde girişine kemer yapımı. Daha önceki dönemlerde de hep dile gelmişti, konuşulmuştu. Nasip olmadı. İnşallah bize nasip olacağız. Biz yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Meydan seni. Evet, 11. projemizde şimdi 11. projemiz şöyle. Birileri armut koymaya çalıştı oraya ama biz nasip olursa oraya bir asker armutu koyacağız. Belediyemizin, tabi bizim de kendi, benim de yaşadığım tertibim, gururumuz, onurumuz var Ercan Kurt. Oraya bir tane asker armutu koyacağız. Nasip olursa altına da şehit binbaşı Ercan Kurt'un memleketine hoş geldin diye gururla yazacağız. Evet,
12. projemizde belediye mezarlıkları hizmet projesi. Şimdi ben yeni yapılan yere gittim, mezarlıkları arasında da dolaşırım. Babamız, dedemiz hepsi orada yatıyor tabii. Severim yani. Orada gezmeyi seven birisiyim yani. Sık sık giderim. Şu anda yeni yapılan yerde bile öyle bir yerleşim bozukluğu var ki yani böyle giderse 2 sene içinde her taraf dolacak orada. Orayı bir düzenlememiz gerekiyor ve kontrol altına almamız gerekiyor. Bundan sonra tüm mezarlıkların bakım işlerini biz yapıyoruz. Yaz gelince otunu, çöpünü, her şeyin temizliğini yapıyoruz. Mezarlıkta bir aptalizhanemiz yok orada. Yeni yapılan bir yer var. Bahattin Başkan sağ olsun oraya yeni bir yer yaptı. Ona ilave yapacağız. Orada bir aptalizhanesi eksik, onu da tamamlayacağız. Mezarlık hizmetlerini ücretsiz karşılayacağız. Siz bundan sonra bizim terzanımızda bir abimiz, büyüğümüz, gencimiz fark etmez. Vefat ettiği zaman tamamen sorumluluğu belediye olarak bizde olacak. Herhangi bir para falan alınmayacak. Kazması, her şey bize ait. Mezarlık işlerinden sorumlu da bir kişi görevlendireceğiz. Evet, belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bakın bunlar hepsi Terzalan'ın gerçek sorunları. Ehliyetle, ruhsatla falan uğraşmıyoruz yani. Terzalan'ın sağlık ocağı projesi. Biz sağlık ocağından gelen her türlü bizden bir yardım istedikleri zaman hepsine cevap vereceğiz. Çünkü oraya giden insanlar bizim insanlarımız, bizim çocuklarımız. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Bazı amcalar bize dedi ki, ya cumartesi, pazar günleri biz bir iğne yaptıracak, bir pansuman yapacak bile bir insan bulamıyoruz dedi. Tabii oradakiler de haklı. Herkesin bir tatili var. Dinlenmesi gerekiyor. Biz belediye olarak cumartesi, pazar en azından bir iğne, bir pansuman yapabilecek kadar bir adet hemşireyi istihdam etmek için çalışma yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ah meydan senin, kalbimi açtın, ben sana orada gelin. Evet, 14. projemiz mahalle aralarındaki parke taşlarının tamamlanması. Şu anda %80'i yapıldı Terzan'ın ama eksik yerlerimiz de var. Biz de eksik yerlerden yapımına kalan yerden devam edeceğiz. Fakat şöyle bir farklı bir şey düşünüyorum ben. Yani Terzan'a yıllık işte 1 trilyon ciro yapıyorsa, yani örneğin belediye 1 trilyon veya 1,5 trilyon para geliyorsa bunun ne kadarını burada insanlarımıza kazandırabiliriz diye bunun kavgasını yapmamız gerektiğini inanıyorum. Onun için şöyle bir sorunlarımız var. İşte insanlarımız 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş veya 50 yaşına gelmiş. Çanakkale Sanayi Fabrikası'ndan çıkarılmış. Yaşı da geçtiği için başka bir yere gidip çalışamıyor. Ama biz parke taşı yapımında veya başka işlerde belediye olarak 2 ay, 3 ay bu insanlarımıza 3 kuruş, 5 kuruş versek, ellerine bir çorba parası götürmeden yardımcı olsak bizim için ne mutlu diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, belediyemizde tabii zaman zaman şikayetleriniz oluyor. Şimdi geçen akşam burada keşkek oldu. Ertesi sabah geldim, burada Cengiz'in annesi burada bayağı bir bağırıyordu. Teyze ne oluyor efendim, panik yapma dedim. Çöplerden dolayı rahatsızlık var, her taraf çöp olmuş. Şöyle bir şey düşünüyoruz. Bir telefon hattı oluşturacağız, bir şikayet hattı. Veya istek hattı da diyebiliriz, yine şikayet olması önemli değil. Halkımız ne tür şikayeti veya sorunu, beklentisi varsa buraya arayıp bildirebilecek ve bizler de cevabını vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Meydan senin, kalbimi verdim. Evet, beldemizde ilk ve ortaokuldaki her türlü eksikler için üzerimize göre ne düşüyorsa yapacağız. Zaten şu anda kendim de çocuğum orada olduğum müddetçe ve benden bir görev talep edildiği müddetçe ben oradayım. Okullarla birlikte dediler ki sana görev düştü. Ben uzun zamandan beri orada görev yapıyorum. Nasip olursa bundan sonra belediye başkanı olarak oraya hizmet edeceğiz. Her türlü sosyal ve sportif faaliyetleri destekleyeceğiz. Şimdi Terzan'da tabi ufak tefek sanayiler var, bıçkılarımız var, hızarlarımız var ve burada insanlarımız ekmek kazanıyor, ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. Şimdi rahatsız olanlar da var tabi bunlardan. Neden mahalle arasında diyor ama ben gidip de Ahmet Aga sen şu bıçkıyı hemen kapat falan demem söz konusu değil. Ama bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hem vatandaşımızın hem sanayicilerimizin derdini dinleyip
elimizden gelen her türlü olumlu pozitif işleri yapmaya çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun.